Hadi git söyle. Gitsene. Dur. Gitmeyecek misin? Tamam gitme. Ben gidip her şeyi söylerim o zaman. Hayır. Tamam, ben gidiyorum. Git o zaman. Gitsene. Git hadi. Baba, günaydın. Günaydın kızım. Bugün erkencisin. Düşündüm de seninle sabah yürüyüşü yapalım. Bugün erkenden yürüyüşümü yaptım geldim bile. Kızım, bugün yapacak bir ton işim var. Senin de gelmek istediğini bilseydim seni de beklerdim. Ama sorun değil kızım. Geldiğin çok iyi oldu. Seninle bir şey konuşmak istiyorum. Gel buraya, gel. Evet, işte. Bir meselesinde son durum nedir söyler misin bana tatlı kızım? Yani bir iyi biri. Ama... Ama ne kızım? Nasıl anlatayım? Baba, ben daha küçüğüm. Çok küçük. Hayır baba, çok küçük değil. Peki, o zaman nasıl evlilik kararı alabilirim ki? Sana işinde yardım etmeyi de düşünüyordum. Üstelik biliyorsun babacığım. Hem yalnız çalışıyorsun sen. Hoşuma gitmiyor hiç. Modellik kariyerim de başlamadı daha. Tamam. Bu konuyu burada kapatıyoruz. Ne zaman evlenmek istersen, o zaman sana sorup öyle hareket edeceğim. Ama kızım, doğrusunu söylemek gerekirse Vir'le ilgili fikrini öğrenmek istiyorum. Biraz daha zamana ihtiyacım var babacığım. İki kere görüşmekle bir şey anlaşılmaz ki, öyle değil mi? Tamam kızım. Öyle olsun. Seni hiçbir şeye zorlamak istemiyorum. Ama bana bir söz vermen gerekiyor. Vir'le ciddi düşüneceksin. O bence iyi bir hayat arkadaşı olabilir. Tamam mı? Hiçça? Orada ne duruyorsun? Yanıma gelsene. Gel, gel kızım. Hadi gel. Arkadaşına güzelce düşünüp öyle evlendireceğimi söylüyordum. Bu benim için gerçekten çok önemli. Senin mutluluğundan daha büyük bir şey yok benim için. O yüzden Vir'in en sevdiği şarkıcının konserine 3 bilet aldım. Biri sana, biri Vir'e ve biri de tabii ki İtça'ya. Hayır, ben gidemem. Ben okula gitmek istiyorum. Programdan sonra gidersin. İkinizin gitmesi gerekiyor ona göre, tamam mı? Al kızım. Ben gidiyorum, bir sürü işim var. Tamam mı? Sizi seviyorum. Ben de seni. Nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani. किस्मत अपनी तो जैसे